Hepinize yeni bir ses analizinden merhaba arkadaşlar. Bu videoda sevgili Emre Aydın'ın ses analizini yapacağım. Bakalım nasıl söylemiş Sorma isimli parçamızı. Hep beraber izleyip görelim. Dikkat ederseniz öncelikle A harflerinden bahsedelim. Ha, tam olarak çenemizi açarak söylememiz gerektiğini direktman vurgulayarak gösteriyor zaten Emre Aydın. Biliyoruz ki bir dönemin kendisine çok özenen kitlesi vardı. Ve böyle sakalının alt tarafını bırakıp yanları kesen çok fazla sayıda liseli gencimizi de görmedik değil. Emre Aydın'a çok özenildi zamanında. Şimdi de güzel şarkılar üretmeye devam ediyor. Fakat bir tek yanlış giden şey, yeni neslin Emre Aydın gibi söyleyeceğim diye E harflerini mahvetmesi. Şimdi ona değineceğiz birazdan. Devam edelim. Harınca boynum bükülür, dağlarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Bir kere iyi bir bariton olduğundan bahsedeyim öncelikle. Dikkatli söylemeye gayret eden bir sanatçı Emre Aydın. Şöyle bir daha dinleyelim bu kısmı. En başta A harfiyle giriş yaparken H vokalini A harfinin başına ekliyor. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Şurada. Harınca boynum bükülür. Vurguları harika bir kere. Naran sıkılır. Tempoyu gitarist belirlediği için istediği gibi gidemiyor şu an. Ama ses tertemiz. Artikülasyon, diksiyon harika. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim. Halil Sezai'de de olan bir şeyi yakaladınız mı siz de bilmiyorum ama Emre Aydın da aynısını yapıyor. A harfinden I harfine doğru bazen harfleri çevirerek söylüyor bakın. Aaa. I'dan açarak, A'dan I'ya, I'dan A'ya dönüşler yapıyor. Daha çok ağız içi akustiğini iyi kullanan bir sanatçı. Yangınlar zaman zaman. Sorma, utanırım. Sorma, söyleyemem. Zaman zaman da R harflerinde dilini yukarıya yuvarlıyor. Bunu bilerek yapıyor. Söyleyemem. Şimdi. Sorma. Sorma. Şarkının duygusuna göre dizayn ediyor aslında akustiği. Ah bu yangın beni öldürüyor. Yavaş yavaş. Burada biraz daha öncesinden davrandı, nefes aldı, kafayı biraz sağa doğru çevirip yavaş mikrofondan uzaklaşarak tizlere çıkmaya başladı. Bu kısımda çok az bir şekilde tavsiye ediyorum sizlere devinim dediğimiz, yani mideyi sıkıştırma hareketiyle, devinimin aslında özeti ıkınmaktır. Mideyi tam olarak noktasında sıkarsak, yani mideyi tam olarak tam tiz noktada sıkıştırırsak burada kafamızı çevirmeye gerek kalmaz. Bir şekilde zorlanacağımızı hissettirmeye gerek kalmaz. Bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda var, tavsiyemdir. Kor kor ateşler. Bakın E harfinde de var. Kor kor ateşler. Tam nazal bölgesine yaslanmıyor ama damak bölgesi ile küçük dil bölgesi arasında bir yere doğru yere atıyor Emre Aydın sesleri.
nereye çıkmış? Henüz mi'ye tırmanmış. Yanıyor içimde aşkın beni kör ediyor. Ediyor. Bakın re harfine dönüş çok iyi. Şimdi burada E harfinden bahsedelim birazcık. Yeni nesil maalesef Emre Aydın gibi söyleyebileceklerini zannediyor bazı insanlar. E harfleri bazı insanların karakter özelliğinden kaynaklı olarak bu şekilde oturmuş olabilir. Fakat sizler benzemeye çalışmak için E harflerini o şekilde getirmeyin. Sonra düzeltmesi bizleri çok yoruyor. E harfi özellikle diksiyonunuz için çok önemli. E harfini inceltip mesela Emre Aydın gibi yapacağım diye ben şimdi sana benzeyen gibi absürt E harfleri duyuyorum. Özellikle derslerde ve düzeltmeye çalışıyoruz. Çok tehlikeli. Bir sanatçının harflerinin aynısını yapmaya çalışmamakta fayda var. Aynı şekilde yorumlamak ayrıdır ama aynı şekilde harfleriyle beraber aynı çıkartmaya çalışmak taklite döner. Ve o taklidi yaparken de çok yapaylaşırsınız ve kötü duyulursunuz. Bırakın sanatçının yarattığı kendi karakter E harfi ona yakıştığı için, onun tipiyle özdeşleştiği için onda kalsın. Kendinizi o şekilde E harfi çıkartmaya yormayın. Evet, devam edelim. Aşkın beni kör ediyor. Bakın ediyor. Gırtlağı sürterek de sesler veriyor. Bu çok önemli. Bunu tavsiye ederim. Haldim, sorma. Kederim, sorma. Çok güzel duyguları var. Okuduğu bölgelerde, hecelerde. Sorma. Utanırım. Sorma. Bazen böyle ufak ufak hançereler geliyor. Onlar çok güzel duyuluyor. Bakın. Halil Sezai'de de var dediğimin tam da açıklamasını yaptı resmen. Ufak ufak I'dan A'ya, A'dan I'ya bakın. Nöbet ayetim, başım duman. Çok güzel. Çok karakteristik bir hareket. Ve Emre Aydın'a yakışıyor bence. Başkası yapmamalı diye düşünüyorum. Harika. Şöyle ufak bir özet geçelim. A harflerine baktık. Çok güzeldi. Nefeste okuduğu yerler var. Mesela. Dikkat ederseniz uzaklara nefesle beraber şarkıya duygu katarak söylüyor. Bunları yapmanızda fayda var. Gönlüm sıkılır, sorma. Dikkat edin şimdi sorma derken güzel bir tat veriyor bakın. Sorma. Ne haldeyim? D'ye nasıl vurduruyor? Ne haldeyim? Çok. Sorma. Çok çok güzel, çok. Sorma. Yangınlardayım. Zaman zaman. Sorma. Şurayı tekrarlayalım. I harfinin önüne H vokali koyarak nasıl havayla birlikte duygu verilir onu gösterdi. Utanırım, sorma, söyleyemem, sorma, nöbet verdiğim başım duman.
Ah bu yangın beni öldürüyor. Tam damağa gitti şu an. Süper. Teşler. Oradaki E harfinden düşüşlerde daha fazla damak bölgesindeki dalgalanmayı kullanarak name yaptı. Orayı tekrar dinletmek istiyorum. Baş, kor kor ateşler, ateşler. İçimde, aşkın beni kör ediyor. Çok güzel giriş yaptı. Bir daha dinleyelim şurayı. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Bakın E harfinde de. İçimde aşkın beni kör. Çok güzel, çok. Sorma ne haldeyim. Bakın bir şarkıya ne kadar fazla teknik yerleştirerek söylemiş. Çok kıymetli bence bu okuma. Harika. Vibratoyu yaptığımız bölgeden namelerini yapıyor. Harika. Başım. Harika. Evet arkadaşlar, Emre Aydın'ın da ses analizini yapmış bulunmaktayız. Bir sonraki analize kadar yorum bölümüne kimin analizini yapmamı istiyorsanız yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.